Tabii dün akşam yaklaşık 60-70 tane hem yerel hem de yaygın basından bir grup gazeteciye İstemir'de yemek verdiler. Bu iftar yemeğinde yaptıkları açıklamada da İstemir'in zarar ettiği için de ücret zammı yapamayacaklarını beyan eden genel müdürlüğümüz herhalde İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı Türkiye'deki kar eden kuruluşlar arasında 7. sırada olduğunu unuttu zannediyorum. Biz onları biliyoruz. 2011 yılında bu fabrika 34 milyon lira kar etti. 2012 yılında 29 milyon lira net kar etti. Tabii bunlar vergi usul kanununa göre, bunun altını çok kalın çiziyorum. Çünkü İstemir halka açık bir şirket olsaydı 2011 yılında 230 milyon lira, 2012 yılında 189 milyon lira kar etmiş olacaktı. Biz zaten kar ettiğimizi biliyoruz, ürettiğimizi biliyoruz, ürettiğimizin kaça satıldığını biliyoruz. Bir yılda 5.3 milyon ton, 4.500 kişiyle üretiyoruz. Bunun karşılığında ne kadar para kazandıklarını da iyi kötü biz de biliyoruz. Çünkü fabrikanın %7.9'u bizim olduğu için o bilgileri de bize veriliyor zaten. Şimdi işçi şube başkanımın dediği gibi ücret en sonraki görüşü. İşçi önemli olan fabrikadaki iş huzurunun, iş barışının, iş devamının sağlanması yönünde en üstüne basa basa durduğumuz konular. Tabii beraber geldiklerinde ücretlerinde makul bir seviyede anlaşılacağını yönetim, sendikada bütün yönetimler söylüyor zaten. Bu konuda da uzlaşacağını zannediyorum. Bu konular aşıldıktan sonra grevde fazla sürmez diyorum. Tabii burada 4.500 çalışan gecesini gündüzüne katarak 10 yıldır emek veriyor fabrikanın bu duruma getirilmesi için. Fabrikanın zor günlerinde 16 aylık bir süreç olarak maaşlarımızın %35'ini bu fabrikamıza hibe ettik. Bu fabrikanın bugünlere gelmesi için büyük mücadeleler verdik emekçiler olarak. Ama bugün de üretimden doğan hakkımızı almak için grevdeyiz. Şimdi biz bütün meslek gruplarına saygı duyuyoruz. Öğretmen kardeşlerimiz var, ailelerimizde doktorlar var, mühendisler var. Bunların ne aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bir öğretmenin mesleğine tabii ki saygı duyuyoruz. Hayata bizi hazırlayan insanlardır. Ama burada günde 4 saat çalışarak, yılda 160 gün çalışarak o ücretleri alıyor. Ama biz burada 365 gün çalışarak, gece gündüz mesailerde kalarak, toza, dumana, gaza maruz kalarak bu kazanımları elde ediyoruz. Ve bir öğretmenin maaşını alamıyoruz. Bordrolarımız ortadadır. Bizim ortalama maaşlarımız 1600 ile 1800 lira arasındadır. Ama bir öğretmenin, bir polisin ya da bir belediye çalışanına ulaşmış değiliz. 1700 derece sıcağın karşısında çalışarak o ücretleri alamıyoruz.